Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz bugün orta çağ kraliçe mücadelesi nasıl düşenir onu göstereceğim bu mücadelede tek yapmanız gereken bir şey var parça parça saldırmak dostlarım şimdi ilk etapta şöyle işaretlemişimdir kraliçe yürüyüşüden sağ alt köşeyi halledeceğiz orası kraliçenin bölgesi hemen sağ üst bölgeyi de kral Koruyucu şampiyon. Bu üç tane kahramanımızdan halledeceğiz dostlarım. Yine işaret çekmişimdir. Ondan sonra son bir nokta kalıyor. Orasında cehennem ejderleriyle noktayı koyacağız. Ve küyümüz çok rahat bir şekilde üçlenecek. Dediğim gibi parça parça saldıracağımız için bir iki defa tekrar yaparsanız çok rahat bir şekilde üçleyeceksiniz. Şimdi en önemli kısım kraliçenin olduğu kısım dostlarım. Kraliçeyi hayatta tutmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. İlk etapta bir öfke büyüsü kraliçe ve 5 tane şifacı. Duvar yıkıcımı atıyorum. Hızlı bir şekilde öndeki duvarı yıksın. Hemen arkadaki duvarı da yıkmak için bir tane duvar yıkıcı yolluyorum. Ve şuradan hızlı bir şekilde bir kelle avcısı. Gayet güzel. Şimdi monolit fena vuruyor ama sıkıntı yok. Öfke büyüsünün etkisindeler. Şöyle bir tane daha öfke büyüsünü yolluyorum. Çünkü etkisi geçmek üzereydi. Şöyle gayet güzel. Elimde bir tane daha kelle avcısı var. Onu da yolladım. Gitti. Hızlı bir şekilde şöyle 6 tane balonumu da Monolite yollayalım. 6 tane balonumuzu yolladık. Çünkü kraliçeyi sıkıyor. Bayağı sıkıntı yaratacak. Şimdi bir tane daha duvar yıkıcı atıyorum. Şuradaki altın deposunun önündeki duvar yıkılsın. Şöyle bir tane de zehir büyümü klan kalesine atıyorum. Bu kısmı yaparsanız köy üçleniyor arkadaşlar. Bakın bu kısmı yapmaya özen gösterin. Şimdi klan kalesi temizliği bitene kadar herhangi bir öfke büyüsü kullanmıyoruz. Şöyle temizlik bitsin. Gayet güzel. Şöyle depoda bir yıkılsın agalar. Şöyle öfke büyümü yolluyorum. Bitti. Artık benim buradan işim yok. Şimdi geliyorum buraya. Kral, koruyucu, şampiyon, duvar yıkıcı. Şöyle kralın özelliğini yapıştırıyorum. Bir tane daha duvar yıkıcımı yolluyorum dostlarım. Gayet güzel orayı da açacağız. Şöyle koruyucunun özelliğini bastım. Benim burayla da işim bitti. Gayet güzel. Şimdi geliyorum buraya. Bir iskelet. Bir iskelet de buraya yollayacağım dostlarım. Şöyle bir iskelet. Bir iskelet. Buraya yolladım. Şöyle baloncukları yolluyorum. Şöyle bebiş ejderleri yolluyorum. Bitti. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir tane dondurmayı normalde kullanmazdım ama buraya bir tane dondurma atıp şöyle kelle avcılarını yollayalım. Hızlı bir şekilde oradaki ee, hiroları indirelim. Çünkü orada 80 seviye kral var. Tank. Tank. Bildiğiniz tank agalar. Şöyle kraliçenin özelliğine basalım. Kraliçenin zaten özelliğini otomatik bir şekilde kullanmış olduk. Bir tane de şöyle şu noktaya iskelet büyüsünü yapıştıraga. Gayet güzel. Bir dondurmamız kalıyor. Onu da belediye binasının üstüne yollayalım tertemiz 3 yıldız. Dediğim gibi parça parça saldıracağız. Kraliçe yürüyüşü, kral, kral koruyucu, şampiyon. Ondan sonra cehennem ejderleri. Bitti. Tertemiz. Şampiyon özelinde yapıştırdım. Tak 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 tak. Gayet güzel. Bu arada tüm askerlerimiz yaşıyor. Neredeyse hiçbiri ölmedi lan. Çok güzel. Son bir tane duvar yıkıcımız... Ee, duvar akıcı mı? Bir ordu kampımız kaldı. Ordu kampında hızlı bir şekilde halletmiş olacağız tertemiz bir 3 yıldız arkadaşlar. Mücadele zor gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten çok kolay. Sadece tek yapmanız gereken aşağı kısmı kraliçeyle yukarı kısmı kral, koruyucu, şampiyon. Bu 3 askerimizden ondan sonra gerisini bebek ejderlerini salıyorsunuz spam bir şekilde bitti. Umarım mücadele üçlemişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlarım. Bir sonraki mücadelede görüşürüz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bay bay.